Tekirdağ'daki turumuz devam ediyor. Her yerde peynir helvası, peynir helvası, peynir helvası görüyorum. Bir köfte görüyorum. Tekirdağ köftesi, bir de peynir helvası. Peynirin helvası olur mu diye sordum kendi kendime. Hiç denemedim, hiç yemedim. Tadı nasıl bilmiyorum. Ama şimdi bir dükkandan içeriye gireceğim. Bir tadacağım, bakalım peynirin helvası nasıl oluyormuş. Selamlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Oh. Sizleri sormalısınız. Çok iyiyiz, çok mersi. Memnun oldum. Ben de öyle, sizi gördüğüme çok memnun oldum. Ablacığım, peynirin de helvası olur mu ya? Olur, neden olmasın ayol? Biz kendimiz yapıyoruz. Sabah sütünü alıyoruz, kaynatıyoruz. Neden sabah sütü? Sabah sütü neden? Helvanın iyi olması için yağ koymuyoruz, şeker koyuyoruz. Az bir miktar un koyuyoruz. Atıyorum 50 kiloya 250 gram un. Hiçbir şey değil. Evet. Sonra safran koyuyoruz. Renk soruyorsanız eğer, yumurta yok asla. Yumurta da koyabilirsiniz. Bir zararı yok ama. Biz koymuyorsunuz. Öyle tercih ettim. Beyime malumatları ben veriyorum. Benden kaynaklanıyor. Ben şeylerine ilgilenen kişiyim. İçine ne giriyor ne çıkıyor ben özellikle. Bu işin patronu kraliçesi benim diyorsun yani. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Süper helva burada diyorum. Size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Var. Tamam, bizi yolladı. Peki ablacığım, şimdi sen beni imalathaneye yollar mısın? Eşin imalathanede biliyorum değil mi? Evet. Orası da adresi verebilirim. Tamam. Fabrikamızın adresini Yunus Orta Cami Mahallesi, Yunus Bey Caddesi, No 72, Peynir Helvacısı. Tekirdağ, Türkiye. Türkiye, duysun. Peki, tüm Avrupa'da da bizi izliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bizi izliyorlar. Duyurduk. Biz gidelim imalathaneye. Görelim bakalım bu ablanın tarifini doğru uyguluyorlar mı orada? Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tu que no. Şimdi de imalathanedeyiz. Bakalım peynir helvası nasıl yapıyor? Selamlar. Nasılsınız efendim? Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyiyiz. Peynir helvasını eşin yolladı. Dedi ki her şey benim talimatımla yapılıyor orada dedi. Evet. Hijyene çok önem veriyorum dedi. Biz de geldik, seni ziyaret ettik. Şimdi peynir helvasını göstereceksin bize. Tamam. Şimdi içerideyiz. Sen şimdi anlat. Oo. Peynirimizi kazanımıza koyuyoruz. Normalde günlük taze sütten yapılan peynir. Katkısız, kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Ne peyniri bu? Günlük inek peyniri. İnek peyniri. İnek peyniri yapıyoruz. Koyun peyniri çalışmıyoruz. Çünkü çok koku yapıyor. Helvamızı malzemeler içerisine koyacağız. Artı içerisinde az miktar un. 10 kilo peynirin içerisinde 500 gram un var. Kullanıyoruz. Şimdi malzememizi koyalım. Getir kızım. Evet, şimdi malzemelerimiz geliyor. Malzemelerimizi koyacağız. Malzememizi koy içerisine ve karıştıracağız. Dediğin kadar varmış, dondurmayla bir başka. Çok süper. Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria. Peki Mustafa Usta, burada ne yapılıyor? Tekirdağ'ın en güzel kadayıfı yapılıyor. Tekirdağ'ın en güzel evet. Kadayıfı. İlk makineyi biz aldık. Makinede dökme kadayıf. İlk makine olarak burma kadayıf çıkartıyoruz. Burma kadayıfı. Burma kadayıfı. Evet, şimdi o enteresan bir makine bu ya. Hiç el değmeden. El değmeden hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Artı kadayıflarım oluşuyor. Oluştuktan sonra tatlı haline geliyor ondan sonra. Tekirdağ'da peynir helvasını gördük. En güzel, Trakya'nın en güzel kadayıfını çektim size, gösterdim. Yediremiyorum maalesef ama gelin misafirimiz olun, burada yiyin diyorum. Fulden'e selamı var deseler ikram edersiniz değil mi? Hakikaten her gelene. Her gelene, her gelene. Çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz çok mersi, sağ olun.